Stephen King'in o ünlü Mahşeri, tabii onu okudum ben. 700 sayfa olarak basılmıştı. Sonra aslı meğersem 1000 küsur sayfaymış. Onu da okudum. Çok muhteşem bir romandır ve yazarın o ana kadar en çok sevilmiş, en çok tutulmuş romanıdır. Kendisi de buna şaşıyordu. Bakın, onun şaşmasında şu anda bizim bu durumu yaşamamızın da bir ipucu var. Yani bir yazar olarak siz böyle 40 tane kitap yayınlıyorsunuz. Sadece virüsle ilgili bir kitabınız en çok tutan eseriniz oluyor. Demek ki insanların genetiğinde bu orta çağdan itibaren, şimdi o tarafın biraz Anglo-Sakson falan, yani onun ortalama Amerikan yazarının ırk profiline bakarsak Avrupa'dan gelenler, öyle değil mi? Onlar orta çağdaki büyük veba salgınlarını, Çin'den gelen, çoğu Çin'den gelen veba salgınları, kendilerinden de çıkmıştır ama çoğu doğudan gelen, Çin'den gelen ve şeyin virüsün adı Çin'dir bu dünyada, bizim bildiğimiz tarihte. Oradan gelen şeylerin kayıtları var genetiklerinde. O yüzden böyle bir eser, böyle bir distopik eser çok etkili oluyor okur üzerinde. Yani okurda böyle bir etkisi var. Şimdi son zamanlarda, en yakın zamanda bizi çok ilgilendiren bir tarafı var bu koronavirüsün. Çok ilgilendiren ama. Şimdi biliyorsunuz 2013 yılında, eğer yanılmıyorsam, Inferno diye, Dan Brown, Inferno diye bir kitap, Cehennem adlı bir kitap yazdı, değil mi? Cehennem adlı kitapta virüs Yerebatan Sarayı'nda, İstanbul'dadır. Ve bütün dünyaya İstanbul'dan yayılacaktır. Sonra filmi yapıldı. Şimdi herkes film üzerinden konuşuyor. Halbuki kitapla filmin mesajı böyle bir fark vardır. O farkın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan bu vesileyle de söyleyeyim. Çünkü herkes filmde işte öldürücü veba İstanbul'dan yayılıyordu, bütün dünyaya oradan yayılacak. Halbuki kitapta veba mikrobu değildir. Kısırlaştıran virüstür. Yani dünyada ilk kısırlaştırılacak ülke Türkiye'dir mesajıdır o kitap. Türklerin ilk kısırlaşacak insan grubu olması öngörülmüştür. Öldürmeden daha ağır bir şeydir bu bence. Ve genel olarak biliyorsunuz aşılarla, bazı doğurma metotlarını özendirmekle ve daha değişik şeylerle, yediğimiz içtiğimizin de etkisi var, yediğimiz içtiğimizdeki katkı malzemelerinin, ciddi bir doğurganlığın azalması için bir kimyasal, fiziksel bir baskı da vardır Türkiye üzerinde. Şimdi Bunu neye bağlıyorsunuz? Ben araya girmiş olmayayım ama bunu neye bağlıyorsunuz? Yani niye Türkiye'yi kısırlaştırmak ister mesela bir bilim kurgu yazarı orada hedef olarak onu koyar? Hani siz de bir bilim kurgu yazarısınız. Yani nedir orada o ülkeyi oraya koyan? Yani ne bileyim İran'da olabilirdi bu, başka bir yerde olabilirdi. Şimdi birkaç ipucu var. Birkaç ipucu var. O ipuçlarını takip etsek. Dan Brown bu kitabı, bu kitap Dan Brown'la ısmarlandı. Birisi İstanbul'da söylemiş olabilir ısmarlandığında. Sen virüsün İstanbul'dan çıkacağı şeklinde bir kitap yazacaktı. Nereden şüphem var biliyor musunuz? Çünkü kendisinin yazdığı Inferno'dan önce basılan bir başka kitap var. Neredeyse tamamı, çünkü hani İstanbul'a gelene kadar bir süreç geçiyor ya Amerika'da, Avrupa'da ve değişik yerlerde. Onun bütün o sürecin neredeyse aynı olduğu başka bir kitap ondan çok daha önce yayınlanmıştı. Yani onun üstüne aynı aşağı yukarı şeyleri çok az değiştirerek virüsün, kısırlaştırıcı virüsün, ama öldürücü değil, kısırlaştırıcı virüsü İstanbul'a yerleştirdi. Şimdi birkaç şey var. Birincisi, en çok söylenen şeyleri söyleyeceğim elimde olmadan. Hani dünya nüfusunu yarım milyarın altına indirme projesi diyelim en genelde. Ve bu nüfusu azaltırken, mesela niye sen Çin'den, Hindistan'dan bu nüfusu yarım milyarın altına indireceksen, onları neredeyse bitirmen lazım yani. Başka türlü yarım milyara inmez. Yani toplamı 3 milyar neredeyse Hindistan'la Çin'in. Sen 3 milyarlık bir ekip, şey, orada insan kitlesi dururken neden İstanbul'dan başlatıyorsun? Bunun nedeni şey de olabilir. Biz
hatırlıyoruz, unutuyoruz ya da belki çok fazla önem veremiyoruz bir türlü ya da veriyoruz, verenler daha var. İstanbul dünyanın merkezidir. Ben buna çok kani olmuş biriyim. Sonra hani sıfır meridyeni İstanbul'dan geçerdi eskiden biliyorsunuz. Esas sıfır meridyenimiz İstanbul'dur. Bir şeyi sıfırdan başlatacaksan hem Doğu Roma'nın yani Roma'nın yani böyle üç imparatorluğun merkezi olmuş bir yeri kullanmak, sıfır meridyenini kullanmak, sıfırlıyoruz sizi ve artık her şey bitiyor, dijitalizme daha hızlı geçeceğiz. Yalnız o sıfır, esas sıfır meridyeninin onlar orada olduğunu biliyor ve bir sıfırlama projesi olarak da düşünebilirsiniz. Ama Türklerin böyle aşırı hedef görülmesindeki en büyük neden, Türklerin İslam'ı temsil eden, hatta İslam bayrağını elinde dik tutan, dik tutmaya çalışan yegane millet olması bence başlı başına nedenlerden bir tanesi. Evet. Peki şimdi devam edelim. Ben araya bir böylece girmiş oldum. Neden? Dan Brown'un romanında yani bu romanda devamında nasıl bir şey gelişiyor? Yani Yani romanın son finali mi? hayır, şunu söylemek istiyorum. Yani roman kurgusuyla bugün yaşadığımız kurgu arasındaki bağı nasıl kuruyorsunuz? Ha şimdi Inferno'yu şey için hatırlattım. Sadece iki virüsün farklı olması ve Çin'den geldiği söylenen zaten Çin'den geldiği söylenen korona virüsü vesilesiyle bu kitabın ünlü olması. Ama bu kitap hatırlanırken sadece veba virüsüyle hatırlanır. Esası kısırlık virüsüdür. O çok daha bence ağır bir mesajdır. İstanbul'un sıfır meridyeni olması insanlığın sıfır noktasına gelmesi anlamına da geliyor. Yani bence romanın tekrar popülerleşmesi, yani benim tekrar bunun bahsini etmem en azından. Yani bu romanın çağrıştırdığı şeyler yüzünden. Yani bundan sonrası mesela klasik klişe şeyleri söyleyeceğim. Yani dijitalizme daha hızlı geçme. Mesela şimdi virüs mutantlaştı da denebilir birazdan. Hani şimdi diyelim Haziran'da düzlüğe çıktık, her şey normale döndü. Bir sonraki kış ne geleceğini bilmiyoruz. Yani iki yıl sonra ne geleceğini bilmiyoruz. 2 yıl sonra bunun daha ağırı, daha büyük bir kesimi, öldürme oranı çok daha yüksek olan bir tanesinin gelmeyeceğini bilmiyoruz. Onun için yani ona kapıdır bu ve bir de uyarıdır. Bakın bir şey olacak dünyada bu yönden olacak. Sonra biliyorsunuz ekonomik etkileri olacak bunun böyle dalga şeklinde ekonomik zayıflıklar, zaaflar yaratacak ülkelerde. Ulus devletlerin zamanının dolduğu ve artık zorlanacakları falan gibi. Bunlar çok en çok konuşulan şeyler şu anda. Hani biz de şey yaparken koronadan bahsederken bunları mecbur kenarından söylüyoruz. Bir de insanların genetik bilgisinde, genetik hafızasında şey var. Böyle distopik bir mikroplu ortamda yalnız başına kalma, çaresiz kalma gibi kayıtlar var. Bence bu kayıtlar da bu sırada diriliyor. Yani bizim için de, Anadolu için de geçerli bu ama Avrupa için inanılmaz geçerli yani. Bu kayıtlar diriliyor ve insanlarda zıt etkiler yapıyor. Korku, paniğe de sürükleyebilir. Bir taraftan da mesela daha az insanlı bir dünyada fena olmaz diyenlerin sayısı artıyor. Mesela şimdi daha çok %80, 60 üstü insanları da öldürücü olabildiği söylendiğinde, mesela 20 yaşında bir genç ya sonunda daha gençlerin yaşadığı falan hani böyle kurulu düzenin de kurucularının böyle azaldığı daha özgür. Tabii bu şey sahte bir imaj ama. Yani asılsız ortada caz çavlak kalacak da gerçek olsa. Ama hani böyle bir gayri insani mesaj tarafı var. Bu da zihinlere yerleşiyor şu anda. Mesela
yaşlı insanlara mesela kabalık yapan gençler oldu, değil mi? Sokaklarda. Bunlar birden fazla meydana geldi. Sanki virüsü onlar taşıyormuş gibi. Yani hemen biraz etkisini, yani bu söylediğim şeyin bir gerçek payı, söylediğim şeyde bir gerçek payı olduğunu belli eden bir sonucunu da gördük. Sizin bilim kurgu bakışınızda geleceği nasıl görüyorsunuz? Ayşe Hanım, benim silisyum metaforu dediğim bir şeyim var, sözüm var. Bunun makale olarak da yayınladım. Bir konuşmamda Üsküdar Üniversitesi'nde de söyledim. Burada da tekrarlayayım onu. Görüşüm oradan belli olacak. Yani görüşümün temeli. Yüce yaratıcı ana bileşeni silisyum olan balçağa ruh üfleyerek insanı yarattı. İnsan ana bileşimi silisyum olan balçağa akıl raptetti. Yani çip de silisyum bazlıdır, balçık da silisyum bazlıdır. Yalnız çipe bir şey koyan yaratmıyor. Yaratılmışın yaratılmıştan türetiyor. Yaratma kelimesi yok, yaratma fiili yok orada. Fakat iki silisyumun çok ilginçtir yani. İki silisyumun şey olması. Sonra mesela Yahudi mitolojisinde golem şeyi vardır. Hani topraktan bir heykel yapılır. O yardıma gelecektir. Gene silisyum, o toprak, balçık. Öyle bir şey vardır. Fakat ben bu silisyumu kendim kimyacı oldum. Yani bu silisyumu ilk fark ettiğimde kafamda çaktı. O zaman şöyle düşündüm. Bu silisyum metaforunun bir devamı da var. Eğer kendi kendimizi helak etmezsek, yani bu bizim sonumuzu getirecek değişimlere yol açmazsa, o zaman alemlerin daha bir sürü inanılmaz alemlere açılan yol bizi bekliyor. Benim inanışım öyledir. Alemlerin Rabbi diyoruz. Alemler, yani bakın bilim, mesela ben çocukken 100 milyar yıldız var deniyordu. Galaksi falan hepsi 100 milyar. Sonra onlar 400 milyar, sonra trilyon. Şimdi yani bilim sürekli yıldız sayısını, galaksi sayısını artırıyor. Daha fazla, evren sandığımızdan çok daha büyük, çok daha farklı şeyler barındırıyor. Sonra tasavvufta bilirsiniz böyle hayret makamları vardır. Yani öyle bilimle şurayı bulduk, bulduk, tamam her şeyi bulduk gibi bir şey yok. Sınırsız, sonsuz, aklımızın kavrayamayacağı kadar sınırsız, sonsuz bir alemler bizim onları bulmamızı bekliyor. Yani ben öyle düşünenlerdenim. Sadece şimdi sorun şu, eline bu kadar büyük bir gücü yapay zeka ile birlikte, işte bu koronavirüsünü, yapay zekayı, daha diğer teknolojileri, robot teknolojisini, bunları eline geçiren merhametsiz kesim olursa, bu insanlara çok kötü davranacak, onları hatta yok edecek, belli bir sayıya indirecek, kalanları da köle yapacaktır. Dijital köle yapacak. Bunun kaçışı yok. Ama merhametli insanların elinde teknoloji, bizim diğer alemleri tanımamızı ve hakikate giden yolda diğer alemleri tanıma şeklinde yol alabilecek bir rotada gidecek. Yani temennim, inşallah öyle Kopyanız diyelim. yani şeytaninin değil, Rahmani'nin elindeki teknolojiyle inşallah bu alemlere açılmak nasip olur diyorum dünyada. Musa Firavun'un sarayından çıktı, değil mi? En büyük yazılımın yeni Firavun'un elinde olduğunu hayal edin. Onun sarayından da Musa'nın yazılımının çıkması lazım. Bundan kaçış yok onun için. Bundan kaçış yok. Asayı da attığında o virüs şeklinde her tarafı şey yapıyor. Yani benim söylediğim böyle gücü tamamen hiç rakipsiz, kimsenin ona dokunamayacağı şekilde getirmesi mümkün değil. Oradan benim bir ümidim var ve bu ümit öyle naif bir ümit, inşallah veya temenni şeklinde değil. Çünkü belli bir zeka, üst düzey
teknolojiyi elinde tutan insanların tamamen tek noktalı kalmayı, tamamen şeytani dediğimiz tarafta kalmayı başarmaları da mümkün değil. Diyalektiğe falan bütün her şeye aykırıdır. Evrende öyle bir şey yok. Bir yere yığılma yok. Böyle güçlerin arasındaki mücadele var. Biri galebe çalar, sonra öbürü galebe çalar. Böyle bir şeydir. Bu birinci sorumuzun cevabı. Zaten şeyde kitabımda da, çağrılan kitabımda da fotona yüklenmiş bir mesaj var demiştim. Fotona yüklenen mesaj bize şunu söylüyor. Dünyada iki tür kaynak var. Bir tanesi, iki tür ışık kaynağı var. Bir tanesi nur, bir tanesi lüks. Lüks Lüks. de ışık demek ya. Evet. Şimdi nurla lüks arasındadır. İki ışığın mücadelesidir bu. Yani nur kelimesini de şey yapar, sakınımla kullanıyorum. Böyle tamamen kutsal ışık anlamına söylüyorum. Yani bir yere gönderme şeklinde değil. Nur ve lüks arasında bu mücadele devam ediyor. Öyle devam edecek. Teknik mertebeler değişecek ama mücadele devam edecek. Bir taraf öbür tarafa sınırsız galebe çalmaya çalışacak, asla başaramayacak. En karanlık yerde gün doğacak. Avrupa ve bizim tarafımızdan baktığımızda insanız, hepimizi aynı derece etkiliyor. Bu insanları eskiden bir tabir vardı, muma çevirmek diye. Hani sopayı gösterirdin, tehdidi gösterirdin, millet muma dönerdi, muma döndü diye anlatılıyor. Bu insanları biraz muma döndürme sopası da böyle sopa sallanıyor. Hatta mesela bir ilacın olduğu fakat 2 ay mahsus çıkarılmayacağı bile söyleniyor. Ne kadar doğrudur değildir bilmiyoruz ama bu virüsten kendilerine göre sonuç çıkarmak isteyenlerin karakterine çok uygun bir davranış olur. Yani gerçek değilse bile gerçeğe yakın bir uydurmadır. Onu bilmiyoruz ama bu ilkidir. Sonuncusu değildir diyor. Evet. Çok açık. Siz bunun komplo olduğunu, bir edebiyatçı olarak komplo olduğunu falan düşünüyor musunuz? Yoksa yani olan bir şey mi? Okuduklarım doğruysa birkaç değişik virüs olduğu söyleniyor yapı olarak. Yani birden fazla çeşit olduğu söyleniyor. Birden fazla çeşitlilik bunun komplo olduğu tezini güçlendiriyor diyelim. Şu anda da dünya üzerinde bir insanın dünya üzerindeki bir insanı bunun komplo olmadığına inandırmak artık bence mümkün değil. Mesela Stephen King'in O Mahşeri okunabilir bence. Çünkü Amerikan toplumunun mahşere nasıl tepki verdiğini gösteriyor. Gerçi bunlar 70'li yılların toplumunun tepkisidir. Şimdi daha dijital bir gençlik var. Yani aradan neredeyse oradan 30, yani 50 sene, 40 sene falan geçmiştir. 40 sene falan. Buna rağmen insanlar onu hala bu kadar çok okuyorsa demin söylediğim noktaya dönüyorum. İçeride genetik bir kayıt var. Bu kayıt bizim eskiden yaşadığımız şeyleri tekrar kurcalamayı seviyor. Bir de çok kötücül mü diyeyim, biraz böyle negatif bir taraf var. Ya insanlar azalsa da böyle 3 evde birden otursam, her taraf bahçe olsa, sokakta rahat geçsem falan gibi böyle gayri insani hevesler yarattıran bir virüs de havada dolaşıyor. Almanya'nın en az kayıp veren ülke olması dünyada. Binde bir falan ölünüyor. Binde Evet, iki çok. falan, yani bu böyle düşük başka bir yerde yok. 8 yıl önce başladılar hazırlığa da o yüzden. 8 yıl önce söylendi onlara böyle bir virüs gelecek, dikkat edin. Ona göre bütün tesislerinizi, her şeyinizi böyle bir şey olduğunda ne yapacaksınız? Hazırlanın. 8 yıl hazırlığın sonucu bu. Şimdi demek ki önceden bilinen ya da çok kuvvetle tahmin edilen, yarı yarı bilinen denebilir yani. Durumlar var. Yani bunu inkar edemeyiz. Almanya'nın durumunu başka türlü izah edemeyiz. Yani aşırı tedbirlilikle izah edemeyiz bu durumu.
Şimdi Amerika'ya şeye gelince New York'ta 60'lı yıllarda tahmin ediyorum ya da 70 başlarında bir gece fareler yüzünden kabloları yemişlerdi. Elektrik kesildi. Bir gece. İnanılmaz sayıda kadın tecavüze uğradı. İnanılmaz sayıda market, dükkan yağmalandı. Bir sürü cinayetler işlendi. Bir gece. Bunun 100 gece olduğunu hayal edin. Ve nüfusun ne kadar arttığını ve insan profilinin de zamanla değiştiğini de unutmayın. Mesela daha aileden kopuk, daha kolay vicdanından sıyrılabilecek insanların sayısının bir miktar daha arttığını düşünürseniz yani bunda ve teknolojinin ilerlediğini, ellerdeki silahın miktarını, o silahların ne kadar inkişaf ettiğini de düşünürseniz korkunç sonuçları olabilir Amerika'da. Avrupa'da daha az olur. Avrupa başka bir kültürdür Amerika'ya göre. Yani aynı akrabalar ama hani bir evrim geçirmişler o suyu geçince. Orada daha az olur. Daha az olur. Ama bizim ülke bizde yani biz bakın bu virüsten çok büyük bir beklenmedik bir şey olmaz. Biz bunu atlatırsak ekonomiyi de düzelteceğiz inşallah. Hepsi de olacak. Biz vay canına biz neymişiz ya diyeceğiz. Bak kendi insanımızı daha çok sevdiğimiz, kendimize güvenimizin arttığı bir zamana gelme ihtimalimiz. Çünkü diğerlerini görünce bizim bir farkımız var. Hakikaten varmış diyeceğiz. Bir de yani asla diye böyle hani böyle şey söylediğimizde hani yarısı moral için olsa dahi söylediğimizde böyle diye diyenler de hizaya gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Nedir farkımız? Hangi farklar Daha önemli şu anda bizim? merhametliyiz, daha merhametliyiz, yardımseveriz. Bakın ben mesela Amsterdam'dayken bazı o Hollandalı komşularım tatile gittiklerinde bir sürü başka Hollandalı komşuları olmasına rağmen anahtarı bana verirlerdi. Evlerine, kedilerine bakayım diye. Ben laf uydurma mühendisiyim ya. Kendi sözlüğüm var biliyorsunuz. Akut beyin koronası diyorum ben. Akut beyin koronasından rahatsız olan kimseler şu kadar ölü var, bu kadar bilmem ne var. Hatta ne duyduğumu inanmayacaksınız. Böyle 50 ne diyeyim onlarca cesedi kireç kuyularına gömüyorlarmış diye buna inanan bayağı yüksek tahsilli bir kesim var ya. Evet. Yani onlarca insanı kireç kuyuları açıp çatarak diye gömüyorlarmış yani. Bunu ya yani şu anda yapılıyormuş Türkiye'de. Hayır, şöyle Buna şey. inananı bir gördüm, gözümle gördüm. Yani şey Facebook'tan bir yerden, sosyal medyadan değil, şahsen gördüm. İkna etmek mümkün mü? Ne dediniz peki ona? Efendim? Ne diyor? Yani bu insana nasıl anlatılır mesela bunun? Bazılarına anlatılmaz. Yani sabretmek, kendi kavramasını beklemek, tahrik etmemek lazım belki. Yani sabretmek lazım. Çünkü bir çeşit rahatsızlık yani beyni ahtapot dedim ya akut beyin koronası. Bebeğin taarruz altında. Şey çok hani bu yayında olur olmaz da ben de çok mesela şey laflarına çok gülüyorum. İşte bu el alem önlem alıyor işte hastalığa karşı biz de ezan okuyoruz. Hani biz sanki hiç tıbbi tedavi yapılmıyor bizde sadece ezan okunuyor. Biz de ezan okuyoruz. Mesela bunu günde 5 Dünyanın dört bucağında şu anda ezan okunuyor. Bir de şeye Umre'den gelenlere taktılar. Geçenlerde birisi bana söyledi, şahsen konuşuyoruz yani böyle sosyal medyadan değil. İşte dedi Umre'den gelenler. Dedim ya bunları din düşmanları yapıyor. Ama dedi akıl mantık var. Söyleyeyim akıl mantığı o zaman. İlk Umre lafını çıkardıklarında dedim. 47 vaka vardı. İkisi Umre'dendi. 45'i Amerika, Avrupa, Çin'di dedim. Şimdi 45'te 2. %5'tir dedim. Evet. Sen ne umresi söylüyorsun? Dan Brown'un kitabında, Cehennem kitabı başka bir kitabındaki örgüyü alıp buna monte edip olayları onun üzerine kurdular dediniz ya. Hangi Evet. kitabın üzerinden onu yaptılar? Durun size hemen tam söyleyeyim. Bir saniye. Yine Dan Brown'un kitaplarından biri mi?
Yok yok yok. Birinden Başka bir karar. kitabın üzerine onu monte ettiler. Tabii canım, tabii canım. Tabii canım. Bakın şimdi söyleyeceğim size. Bu Facebook'umda var. Başlarda. Inferno'nun konusu, kurgusu Marina Fioratto'nun Botticelli'nin sırrı, Botticelli Secret adlı romanına çok benziyor. Tıpatıp aynısı, hatta ısmarlama bir roman gibi yani.